Bugün adamlarımızı, braderler, soddaligi, halkımızı şu nima desam bo'ladi, ihsonga, yaxshilikka muhabbati baland bo'lganligi uchun ba'zi bir kishilar shu xalqimizni soddaligidan foydalanib, bugungi kunda shu internet tarmoqlarida firibgarlik, aldov yo'li bilan odamlarimizdan birodarlar ijtimoiy tarmoqlar orqali moli dunyolarini nohaqdan yeyaptilar. Yani bunga misol muhtaram birodarlar, mana bugün ko'plab xayriya fonlari faoliyat olib boryapti. Mana bilasizlar, qancha ustoz domlalarimiz yetimlarni qaramoqlariga olishib, uylar qurib berishib, holidan xabar olib va hokazo qiynalgan muhtoj kishilarga yordam qo'lini cho'zishyapti. Albatta bu xalqimizni birodarlar sahovati, ihsoni ana shu sadaqoti bilan bo'lyapti. Endi shu xayriya fonlari nima qiladi? O'zini faoliyatini yoritib berish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda shu bo'layotgan ishlarni xalqqa ko'rsatadi. Mana bugun 10 oiladan xabar oldik. 20 ta yetimni qaramog'imizga oldik. 30 ta yetimga uy qurib beryapmiz. Shunga kim qancha ihson qilishlikni istasa, mana shu raqamdagi plastiklarga pul tashab beringlar, haqlaringizga duo qilamiz deb qo'yilyapti. Endi mana shu xayrli ish, bu o'zi savobli ish, osonlik bilan bo'lmaydi. Qancha odamlarga bu kishilarni birodarlar bugungi kunda foydalari tiyapti. Lekin ba'zi bir shu internetni yaxshi tushunadigan, ijtimoiy tarmoqlarda shu mutaxassisligi ortib ketgan qo'shtirno ichidagi hakkerlar bor. Ya'ni 4 so'm pul topishligini tayini yo'q. Ertalabdan kechgacha shu internet tarmoqlarida vaqtini o'tkazadi. Endi shular nima qilyapti? O'sha ustoz domlalarimizning nomidan kanallar ochib olyapti. Masalan, o'sha mashhur bugun yetimlarni qaramog'iga olib ko'plab qiynalganlarga yordam qo'lini cho'zayotgan, masalan, Rustamjon domla bo'lsinlar, Alloh rozi bo'lsin. Shuni nomlaridan masalan kanal ochib, Rustamjon domla deb nom qo'yib, palon plastik kartaga pul tashab beringlar, uy quryapmiz, yo yetimlarga sigir olib borib beramiz degan gaplarni yozib, qancha odamlar unga ishonib, bu Rustamjon domla bugungi kunda tanimagan odam qolmadi, mashhur kishi. Endi yetimlarga yordam qilaman deyaptilar-da, masalan, pul o'tkazib yubordi. Qancha million pullarni taytiyi yo'q bittasi, masalan, yetimlarga deb turib yeb ketdi. Bunga o'xshagan misollar juda ko'p. Eng achinarlisi, muhtaram birodarlar, Toshkent shahrida bir katta masjid qurilib turgan bo'lgan, shu masjidni plus karta raqamini internetga chiqarishgan. Shunga qo'llaringdan kelgancha ehsonlaringni qilinglar deb plastik karta raqamini qo'ysa, bitta shunaqangi haligina qo'shtirnoshidagi hakker ballar birovda haqidan, xudoni haqidan ham qo'rqmaydigan ballardan bittasi telefon qilib masjid xodimiga, "Men shu plastik kartalaringga masjid qurilishligi uchun pul o'tkazib bermoqchiman. Shuni kodini aytib bering" degan. Ni sodda odam masjid xodimi pul tashab beryapti ekanda deb plus karta raqamini kodini aytgan. 30 milliondan oshib puldi haligi yigit yechib olgan. Bunga o'xshagan misollar birodarlar juda ko'p. Internetda nima ko'payib ketdi hozir, mana shunaqangi narsalar. Bir og'ir bemorni rasmga olib, qonni ishi yotibdi, jigar siroz, Qirg'izistonga olib borib operatsiya qildirish kerak ekan.
30 bin dolar pul kereken deyip koyulgan ilanlar tıkılıp yatıptı. Cüdayem kop. Halen bitti. Adamda rahmini kekizeydiğen suratlarda kuşuru yaptırıp haligi rasimlerde koyup şu kıynelgenge yardım kılıylar. Hindistan'da apresa kılıp gelemiz pilot gizi veriyler de yaptı. Bir çare sadda halkımız şu muhtaçken hakikaten bimar eken şu tüzelip gitse parzellerine baş bosa edip pilot gizi veri yaptı. O halen ki o adamda haber yemiyor. Kereyi bosa ulubem kitken o. Şular diye rasimini koyu yaptı. Ya bu mesela yakında biraderler hamamızı haberimiz var. Cüdayem kopayıp gitti. Telefon cingliydi. Ben perivalda kop gittim. Telefon kıyanı pülüm yok. Çünkü menge 15 miyi yememiyorsun pül taşa varayım. Dip telefon kılı yaptı. Ya isimiz yönedi yaptı. Ne işte adamlarda çuçurdu mesela. Yani bana şuna kange aldo fribgarlik yalgan yaşlı geplerdi yapırıp biraderler bugün şu içtimai tarmalar arkali nahaktan, haramdan pül tapıp yediğin adamlar biraderler kopayıp gitti. Bunlar Kuda'dan hem kokmaydı, benden hakkıdan hem kokmaydıgan haram hor adamlar. Şulardan biraderler agah kımahçımız bugünlü sohbetimizde. Ozi firibgarlik nima degani desa, firib degan so'z fors tilidan olingan bo'lib, aldash, yolg'on, yo'ldan ozdirish, makr xila degan ma'noni anglatadi. Yolg'on gapiradi, aldaydi, makr xila qilib pulingizni oladi. Shuni shu ish bilan shug'ullanadigan odamlarni ana firibgar deyiladi. Bu fors tilida olingan. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özlerini mübarek hadis-i şerifleri de men gâşşe feleyse minna diyenler. Kimi ki makir kısa, hile kısa, neyren işletip mumin Müslümanlarını aldasa feleyse minna, bizden mas, Müslümanlardan imas diyenekeller. İslam dini şuna hangi biraderler doğru, adaletli din ki Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bazarda otip getip durseler bir savdogar adam kapta buğday arpalarda ap çıkıp koyup satı yaptıyken dükkanıda. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haligi dükkançını satıp durgen işte buğday arpalarına kaptayıca kollarını tıkıp karasalar ki tagi için namı üstü kuruğakken üstüge kuruğunu koyup koygen tagi nemeken şunda Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam gazaplanıp açık kılıp ahır bu kolunu kursatıp koymuyorsan mı? Bizde etamızı okulap koyuptu dedi. Oklengenler seracı da kopayıp gitken ha? Mesela o şey haligi kaptaki piyazlardı. O piyazı satıydı gallar bana cüda yakşı bilerdi. Ortaya yine kanki yumalak piçkelerdi. Tütün çıkarıydı haligi türbasını koyup durup meydasını taşıydı. Çekkesi gekiyin yiri yiri ilerini koyup koyardı. İçin meyda bir tinge kımmet taş karısıdan cüda çırı öylik. Hemen arsada bugün biraderler şuna kanki aldo makir hile bor. Yani uklengen narsalar cüdayam kopayıp gitti. Nime üçün dediler bunu kolunu taşkarısıge çıkarıp koymadın adamlar körüştüğü için. Taşkarısı cevap kuruk. Şaldırıp durgen buğday ya ki arpağını kurup durup sadda adam ye. Cevap zorakken bu kuruğa kendim aladı. İç kol kilagi hem yutküzadı. Meylo kilagi yutküzgen niyem kuruğun. Abarıp koysa açıydı. Kiyin malam yemeydi onu kiyin. Şunun için mu'min Müslümanlarını aldegen kişi ölerge makir hile kıyan adam dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizden mesdur dediler. Şunun için savdagar boladı mı, ticaretçi boladı mı? Kaysi sahada biraderler hizmet kımeylik doğru sözlüydü. Rastlıydı, biraderler özümüzge adet kılıçlığımız gerek.
Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir mübarek hadis-i şerifleri var. Uzat eteller ki, özlerinizge rastgoylik, doğru sözlüydü adet kılıylar. Gerçi şu rastgoylikizde helaketini kuradigan bu sengiz hem dediler. Rast yapırıp koyup, helaketke düçar buladigan bu sengiz hem, rastlıydı özizge lazım tutun. Rastlıydı özizge adet kılın. Gerçi necatını, faydanı kursengiz hem yalganda, yalgan sözünü yapırmayın, yalgandan saklanıydı Peygamber aleyhissalatü vesselam merhametli yerler. Şu meşhur hikaye var, hemimiz yaxşı bilemiz, Peygamber aleyhissalatü vesselam uşa Peygamber bu meslerden evvel bazı bir rivayetlerde şu 25 yaşlarında Hadice radıyallahu anha anamızını ticaret kervanlarına boş bulup Şam'a sefer kıyarlar. Şunda hamız okuyanımız, işkenimiz hammadan birinci bulup narsalarını satıp hammadan birinci katta daromad bilen Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'ye katkı geldiler. Meleşit'te ulamalarımız bir gapta eterler ki Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem uşa Şam'a borganları da şu kim kese haridar bulup tavarlarına, mallarına uşa tavarını, uşa malda aybını et organakeller. Aslında savdagar adamlar aybını etmeydi, yaşıradı. İlacı barca aybını yaşıradı. Satıcı adam, satıvalıcı adam haridar omeykamasın. Aynıp kalmasın deyip aybını yaşıra uğradı. Lekin Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kim kese aybını et örgeller. Bu yaşı buna kankiyo, lekin buna kanki aybı vardı dedi aybını et. Şunda bazarda avaz yapıp gitkenekken ki bir yigit fakat aybını et satı yaptı. O rastgoy doğru söz eken. Şundan savdaksay biz bereket tapamız. Şundan savdaksay ziyan görmeyemiz deyip hemen gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'da alır genekken de. Şunun için hemen birinci satıp dediler, katta denametler bilen kirliler. Yani muhterem braderler, her bir saha vakili, kaysi sahada hizmet kimelik, şu rastlik, doğru sözlüydü braderler, özümüzge adet kılışımız gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bu rastgele hakkında kublab hadislerdi merhametli geller. Bunlar hakkında tuhtası braderler. Bu mevzuyumuz başka tarafı ötüp getirdi. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim azimu şe'ende Ahzab suresini 70. ayeti de şimdi merhamet kıladı. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu attakullaha ve kulu kavlen sedide yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Yani ey iman getirgen zatlar, Allah'tan korkun, Allah'a takva kılın ve doğru sözünü yapın. Allah'a takva kılın ve doğru sözünü yapın. Ana uşanda Allah Teala sizni amalingizni isloh qiladi va sizni gunohingizni kechiradi. Kim Allohga va rasuliga itoat qilsa, batahqiq ulkan yutuqqa erishibdi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Mana shu oyat karimani tafsirida mufassirlar aytadilarki, Raqibulloh fi jami'i aqvolikum va af'olikum va qulu qawlan mustaqiman mardiyan lillah. Ya'ni her bir sözünüzde, her bir amelinizde Allah tebarek ve teala sizini kurup durgenliğini his kılın. Allah Teala rakib dedi uzun sıfatlardan bittesini Kur'an'da etedi. Rakib. Rakib digeni küzetip duruşu, nezaret kılıyor. Hiçbir kişi uzatlı nezaretinden, uzatlı nazarından, kuzatuvidan chetda qolmaydi. Shunaqangi zot-a.
her bir sözünüzde, her bir işinizde, her bir analizde Allah Ta'ala'nı kurup durgenliğini hıskılın. Ve doğru sözünü yapın. Mardiyen lillah. Kendi doğru söz değilse mardiyen lillah. Allah'ını razı kıladığın sözünü yapın. Şimdi söz yapın ki o hem doğru söz olsun. Hem o sözünü yapıp Kudanı razılığına erişin siz. Rabbinizi razı kıladığın sözünü yapın. Hazır bize kopumuzu sözümüz şeytanını razı kıladığın söz olup gitti. Biz yapırsak şeytan hırsan buluyduğun olup gitti. Kudanı gazabı çıkadığın sözünü yapırıyduğun olup gittik. Allah'ını ne diyetti? Şimdi söz yapın ki yapırganızda o şey sözünüzden Kuda hırsan olsun. Kuda razı olsun. Ana şimdi sözlerini siz yapın. Şundan ne buladı? Yuslih lekum a'malekum. Allah Ta'ala sizin amelinizi ıslah kıladı. Islah kıladı degeni, braderler amelinizi togırlaydı degeni ozu. Lekin bunun manası yuvaffikukum lisalihil a'mali ve yetekabbeleha minkum. Allah Ta'ala sizin salih amellerini kılışınızda muvaffak kılıp koyadı. Doğru söz, rastgoy adamını Allah Ta'ala yaxşı amellerine muvaffak kılıp koyarken. Namaz okuyduğun kıladı, ruza tutuyduğun kıladı. Her bir ameli, her bir işi Huda için buladığun bularken. Siz dedi Allah Ta'ala, doğru söz yapın, doğru söz bulun, rastgoyluydu o sizge adet kılın. Rabbiniz sizni salih amellerine muvaffak kıladı ve salih amellerinizi kabulen kıladı. Uluğlar eterler ki amelini kılıçlığından kura onu kabul buluşluğuna kupra ahamiyetli rabuliler dediler. Hani mumin adam amelini kılıçlık yemez. Amelini kıyandan kiyin onu kabul buluşluğuna kupra ahamiyetli bularken. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hadisi şerifleri var. Uzat ederler ki bir adam 70 yıl namaz okuydu. Lekin hiçbir okuyan namazı kabul bulmaydı digerler. Nemege kabul bulmaydı? Riya kıladı, suma kıladı. Ya ki namazı içindeki arkanlarını öz önünü de becermeydi. Ana şunun için 70 yıl okusayan namaz, uşa okuyan namazdan bir artası Kudanın huzuru da kabul olmayıydı digerler. Şimdi karayın, biz doğru söz bulsak, Kuda yaxşı amellerge, salih amellerge bizi muvaffakam kılarken ve uşa kıyan amellerimizini Allah Ta'ala bizden kabul ham kılarken. Bu sözünü kime etken değilse, büyük sahabelerden bulgen, Kur'an müfessiri bulgen Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu şu ayet kerimeye şunu tafsir bergenekeller ki yetekabbelu hasenatekum. Ey hürmetli bendelerim, Allah'a takva kılın ve doğru sözlerini yapın. Allah sizden yaxşı amellerinizi kabul kıladı deyip tafsir etken ekeller İbn Abbas radıyallahu anhu. Biz doğru söz bulsay biraderler, Kuda bizi yaxşı amellerge muvaffakam kılıp koyadı ve bizlerini amellerimizle hem biraderler kabul ederken. Şimdi muhterem aziz biraderler, şu açık aydın içtimai tarmalarda şu yalgan yaşık gepler bilen adamlar yukarıda etkenimizdik aşkara uğurluğunu özüge adet koyaldı. Açık aydın uğurluğu da indi o. Aldab plasi rakamı izi vereyim, pültaşa veremen dedi. Ya bu mesela bana bimarımız var çünkü yordam kuarı ilerdi yaptı mı? Açık aydın aşkara uğurluğu yaptı bunlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis şerifleri var.
Şu hadisini şuna kangi adamlarga biraderler bir isletip koymakçımız ki Resulümüz aleyhissalatü vesselam etenler La tezni zani hina yezni ve huve mu'minun diyenler. Zina kılıyatken şahs zina kılıyatken de mu'min bu meydi diyenler. Zinaga yatken de Allah Ta'ala onu imanını kalbiden suğurup ap koyarken iman uşa zinakarını tepesi de sayaya okşap durarken zinanı tepesi de olsa biraderler imansız getirdi. Ve la yeşribu şaribu hine yeşrabuha ve huve mu'minun. Hamır içe yatken şahs hamır içe yatken vakti de mu'min bu meydi. Arağı çıktırken, neşe çekeyatken adamını uşa çekeyatken, içi yatken vakti de imanı bulmaydı. İman kalbinden çıkıp başı da sayayı uşap duradı. Eğer içip olsa, neşe çekip olsa bir iman haram olgen buladı. Şimdi büyağını içtin. Şuna kanki uğurluğunu kasp kılıp bugün şu aldo bilen, fribgerli bilen yol pul tapıp durgenler yakşilep etsin. Ve la yesriku sariqu hine yesraqu ve huve mu'minun. Oğurlu kılıyatken şahs, oğurlu kılıyatken vakti de mu'min bu meydi digerler. Oğuruyem oğurlu kılatırıp olup kosa bir iman ketedi. İmansız halette oladı. Haram oladı. Oğuruyem oğurluydu tepesi de olup kosa. Şimdi internette oturup alıp bir bürçeylerde şu adamlarda aldap şu bilen kün görüp şu bilen bala çaka top bakıydığın adamlar varken biraderler. İşi şu, şu bilen nam topup yiydi, şu bilen bala çaka bakadı. Oğul kız terbiye kılı yaptı. Şuna kanka haramdan pül topup bülen. O şey internetinde oğurlu kılıp adamlarda aldap oturup Xudo seni şu halette, şu kompyuterini, telefonini tepesde, canını avarsa, sen imansız ketesen. Haram olgan bolasan. Şunun için, ogohlantiramiz ki, ana şu iş bilen şugullanıp durganlar, şunu özüge kasb qilgan kişiler, tavba qilsin, Xudoni tavba eşigi açık. Pushaymon bo'lsin, Allah subhanahu ve ta'ala'ga qaysin, Allah Ta'ala tavbasını kabul kıladı. Eğer kaytmese, mene şu iş bilen devam edip, şu bilen olsa biraderler etkenimizdik, imansız halette vefat tapadı, dünyasını iyi uzun boy verip oldu biler. Ahiretini yiyen muhterem biraderler biler, boy veredi. Bugün muhterem biraderler, adamlar şu dereceye yetip vardı ki, kayırdan, kanday pul topishiga hiç kim itibar vermeye koydu. Kana kangisiga bo'lsa-yam, qay tariqa bo'lsa-yam, pul topsa bo'ldi. Ana shuna kangi darajaga birodarlar ummat borib yetdi bugün. Oson pul topsa, haligi ko'p aytamiz-u, qaysi yo'l bilan topsa-yam, topgani qo'liga ushlaganini halol deb o'ylaydi. O'g'irlik qilib topadimi, aldabmi, firibgarlik qilibmi, yolg'on gapiribmi, birovni chuchuribmi, mashinlik qilibmi, yuqorida aytganimizdek, o'sha tovarlarni o'xlab sotadimi, qanaqangi qilib sotsa ham, pul topsa bo'ldi, shuni halol deb o'ylaydigan odamlar, birodarlar bugungi kunimizda ko'payib ketdi. Bu ham birodarlar bitta qiyomatni kichkina alomatlardan bittasi ekan. Peygamber aleyhissalatü vesselam etenler ki يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِ الرَّجُلُ مِنْ اَيْنَ أَصَابَ الْمَالِ مِنْ حِلِّنْ اَوْ حَرَامٍ. Adamlarga tez fırsatta ahir zamanda şimdi vaxt geledi ki adamlar kayırdan mal tapayatkenige itibar karetmeye koyadı digene keller. Halaldan tapadı mı? Ya ki haramdan tapadı mı? Şu nersege adamlar tez fırsatlarda şimdi zamanlar keledi bir itibar bulup getirdi. Halaldan tap yaptı mı? Haramdan tap yaptı mı? Umumen
bir itibar bu kitadı dediler. Uşa zamanda biraderler bugün yaşayabiz. Bana başka sohbetlerde ettik. Uşa bu bugünkü sohbetimiz diye bana şunu yap imamlar yapırsın de bizge büyürük yaptı ki uşa kımar oyunları internet tarmaları dedi. Adin X-Bet dedi. Kança yapırdık. Bana internet tarmaları gibi bana baller koydu. Kança damlalar yapır yaptı. Şundayam yaşlar katken yok. Yine uşa oyunlarga braderler pul tüküp milyon milyon pullardı braderler yütküzüp ota inasını kahşatıp 5-10 yılmaz ünden kopudayam ailesi rozgarını oğla bomediyan haletki apkeli yaptı yaşlar. Ünden başka oyunlar hem var eken şuna kanki kımar oyunlar. Endi muhterem aziz braderler, mumun adam kanakangi kılıp pul topşiga, kaytten topşiga en ahamiyetli bo'ladigan kişi dünyada mumun kişiyu. Peygamber aleyhissalatu vesselam etkiler ki insanın tanesige onnegen goş haramdan onnep koyan bosa unga ateşi dozahnin ota haqli rak durdugeller. Haram yesek. Haramdan pul tapıp parzallarımızga yedirse biraderler. Endi şu tanemizde şu haramdan onnegen koş onnep kosa bas dozahke uşa adam haklı dediler ki. Kalın. Ya bu mesela bir adam haramdan bitti lukma yiyip koysa 40 gün geçe ibadeti kabulmez duası icabet mez dediler ki hadislerde türüp diyor. 40 gün okuyan namaz izem başkası yem. Kıyan dua izem hatta braderler icabet mesu. Ya bu mesela muhterem braderler uşa bugünlük günde kub farzallerde beytafuk bop yetişliği ata analarını közüge tiki bakadigan bolup ata ananı kan kahşat edigan beller ne mek kopayıp git yaptı. Haramdan pul tapıp haramdan yedirip içkizip katta kigende haram yiyip katta bugen parzent kana kengisi ge o salih parzent boladı kana kengisi ge o ata anası ge itaat goy boladı kana kengisi ge o rabbisi ge ibadetli boladı haram yegenden ki kalbi karaya diyor onu kalbi kattıklaşa diyor. Kana kankalı o parzellerden biz yine yaşlı kütahımız. Haram yedirgizip, haramdan pül tapıp, ülerde kiyintirip, yedirip, içkisedik ambu şey braderler. Şunun için hem muhterem aziz braderler, kasbimizge, kemalatımızge braderler, ahamiyetli böleylik. Uluğlar eteller. At-ta'atu hizanetun min hazainillah. Ala inna miftahaha ad-du'a'u wa asnanuha luqamul halal. Ta'at dediler, ibadet Kudanın hazinelerden bir hazine. Agah bulin, onun kaliti dua, o kalitinin tişi halal lukma diyene keller. Ta'at bir hazine, bir sandı Kudanın hazinesi. O sandığında o septi açgenin mekine kalit gerek. Onu kaliti dua. Kalitte tişi var. O tişini meyken braderler lukmayı halal. Halaldan işimiz, halaldan pul tapşımız, halaldan bele çeke bakşımız braderler. Haram yedin mi? Bizi lukmamızga haram şubha araylaştı mı? Şimdi braderler taaten bir payda maçke kip geçimiz hem bir payda haramdan tapıp yiyip içip yitti metta hacge barıp gemes mi? Uyan bir payda. Doğru iş gerek. Kitapta durdu, her bir yaptı braderler hücceti var. Şimdi bu hususu da yaparsayız braderler yine yaptılar. Kup, bana uğurlu şuna kengi nersa ki şimdi uşa bilesler Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim azim uşa'nda
As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sadaqallahul azim. O'g'ri erkak va o'g'ri xotinni har ikkalasini ham qo'lini kesinglar deb Alloh taolo buyurgan. Qiyan ishiga, qiyan aybiga jazo o'laroq u ikkalasini qo'lini kesinglar degan Alloh taolo. Endi bizi Hanafi mazhabida birodarlar bir yaxshi ma'lumot aytib ketay. 10 dirhamlik narsani o'g'irlagan odamni qo'li kesiladi. 10 dirham. Boshqa mazhablarda 4 dirham. Endi nima uchun deydilar ulamolar aytadilarki shu joyda 10 dirham miqdorida shu narsa birovning molini yegan kishini qo'li 10 dirham uchun kesilib ketaveradimi? Shu qadar ham osonmi 10 dirham uchun qo'lini kesib yuboradimi? Deyaptilar. Savol beryaptilar ulamolar. Shunda javob beryaptilarki u o'g'rini qo'lini kesishlik 10 dirham pulni olganligi uchun emas, u 10 dirham pul hech narsa emas u. Bu o'g'rini qo'lini kesishlikdan maqsad birinchi o'rinda shariatni paymol qilganligi. Alloh taolo o'rtalaringizda mol dunyolaringizni nohaqdan yemang dedimi? Shariatni paymol qilib, Alloh taborak va taoloning amriga teskari ish qilib dinni, diyonatni salpamlaganligi uchun birinchisi. Ikkinchi sababi mu'min musulmonlarning haqqini zoyi qilganligi uchun. Nimaga? Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deganlar? Jonis bir-biringizga qonis qanday harom bo'lsa, moli dunyoingiz ham, obro'ingiz ham shunday harom deganlar. Birovni qonini to'kish harommi? Xuddi o'shanga o'xshagan molini nohdan yeyish harom. Obro'yiga putur yetkazish harom. O'ldirish qanaqangi harom bo'lsa, uni moli dunyosini yeyish ham harom. Obro'yiga putur yetkazishlik, sha'nini toptash ham o'sha odamni o'ldirishda qangi nima? Harom. Odam o'ldirish ham harom, uni molini yeyish ham harom. Obro'sini to'kish ham harom. Ana o'sha obro'si qanday harom bo'lsa, xo'p, qonini to'kish qanday harom bo'lsa, u molini yeyish ham shunday harommidi? Shu mo'min musulmonlarda haqqini paymol qilganligi uchun uni qo'li kesiladi. Endi buni ancha sabablari bor, ushlab olsangiz darrov kesib olmaydi uni. Ancha nimalar bor, lekin bu shunaqangi hukmki muhtaram birodarlar. Janobi payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida bir qabiladan bir kishi o'g'irlik qilganda ba'zi bir sahobalar o'rtaga tushib, yo Rasululloh, shuni qo'lini kesmaylik, shuni qo'lini kestirmang deb payg'ambar alayhisolatu vasallamga arz qilishib, o'sha odamni qo'li kesilishligidan saqlab qolishligini talab qilib janobga chiqishadi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam g'azablanib, achchiq qilib bir xutba qilib, mauiza qilib nima deganlar? Agar Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilganda ham uni qo'lini ikkilanmasdan kesardim deganlar. U bir qabilani kattakoniga qarashligida kesmay deyapsizlar, ha? Payg'ambarni qizi, meni qizim Fatima o'g'irlik qilganda ham uni qo'lini kesgan bo'lar edim deb Rasulimiz alayhissalotu vasallam rahmat qilganlar. Endi bu dunyoda kesilmadimi birodarlar, oxiratda kesiladi endi. Oxiratda birodarlar azobi ham qattiq. Shuning uchun bu odamlar tavba tazarru qilib Alloh subhanahu va taologa qaytsin, bu gunohlarni tashab halol mehnat qilsin. Internetda o'tirib olib odamlarni aldab pul topishlikni o'rniga bor g'ish qo'y, bozorga chiq, arava yetala, mardikorchilikka chiq, haloldan pul top, shariat seni maqtaydi.
milyard milyard pul topsan ham harom yo'l bilan bu yo'llar bilan sen mazammat qilmasan, qoralanasan sen. Senden ko'ra o'sha odamlarni hojatxonasini tozalab berib, haloldan pul topturgan odamni maqomi martabasi senikidan ulug'. Muhtaram aziz birodarlar, yana gap kelganda aytishim kerak. Menga bir birodarimiz bir joyda aytib qoldi. Shu o'zimiz mana shu yerlarda shunaqangi miyasi zaharlangan internetga, telefonga qo'pol qilayotganda jinni bo'lib qolgan odamlar ko'p ekanda shu yerlarda, hamma joyda bor-ku. Men eshitib hayron qoldim. Bir to'rtami farzandi bor, bir apa oshxonalarda ofitsiantlik qilib to'rtta balasini boqarkan. Shu haqida gapirib qolishdi bir joyda o'tirsam. Eri o'lganmi? Shu hayot endi majbur qilganda endi shu haloldan pul topyaptiganda shu endi to'rtta balamni boqaman deb desam, ya qora aka eri tirik dedi. Ye? Eri tirik. Shu ayolda eri tirikmi? U ko'rganim yo'q shu ayting. Tirikmi? Ha, tirik dedi. Nima ish qiladi eri desam, umuman ish qilmaydi, uyga kirib eshikni qulflab internetda o'yin o'ynar ekan. Hozir o'yinlar chiqdi-yu, mana domlalar gapirishyapti. PUBG degan o'yinlar. Bir-birini otib o'ldirib, ertalabdan kechgacha bir-birini otib o'ldirib, sheriklar ham gaplashma o'ynavorar ekan, mana yoshlar bilasizlarmi? O'ynab shu sher otsan, mana yaraladi, sen ham otdim, shu ertalabdan kechgacha uxlamasdan birodarlar, ko'zlar qizarib ketgan bechoralardi. Ko'p yoshlarga qaraylar, kechasi uxlamaydi. Telefonda shunaqangi o'yinlarni o'ynar ekan. U haligi to'rtta balasi bor, enasi ham bor ekan, bu xotini ham bor. Umuman ishlamasdan uyga kirib telefonda o'shunaqangi o'yin o'ynar ekan ertalabdan kechgacha. Men hazillashyapsizlarmi? Deb yana hayron bo'lib, unaqangi odam bo'lmasa kerak deyapman-da desam, yo'q, qora aka haqiqat bu dedi. Endi eng achinarlisi muhtaram birodarlar, eshitib yig'laysiz. O'sha odamni hayvon bo'lganing yaxshi edi sani. Cho'chqadan battar ekansan sen. Eshakdan ham battar ekansan sen. Hayvon degis keladi, bag'ini eshiting. 3 kun, 2 kun ishlab borsa, ber pulingni baqa derkan. Pulni olar ekan. 80 ming so'mdan 3 kunga paloncha bo'lardi. Qani bir kunlik haqing derkan xotiniga. 80 ming so'mdan 3 ta ish bo'ladi. 240 ming so'm bo'lardi. Sa 200 ming beryapsan, 40 mingni qani deb xotinidan pul talab qo'yar ekan. Shunaqangi erkaklar ham bor ekan birodarlar. Qarang, ertalabdan kechgacha umuman ish yo'q, alim yo'q, hech narsa qilmas ekan. Qizi deydi, voyaga yetib chiqaradigan bo'lyapti. Bu kishi xotin pul top kelsa, 240 mingni olib, 100 ming megabayt sotib oladi, yana 100 ming qimoriga to'laydi. Shunaqangi qilib uyda telefon o'ynab o'tirar ekan. Bu kuningdan o'lganing sani yaxshi. Badbaxt degis keladi-da endi buni odamlarga. Mana shunaqangi holatlar birodarlar juda ko'payib ketyapti. Endi mayli bu mablag' taraflama moliyaviy firibgarlik bo'lsa, ikkinchisi birodarlar internetda yana ma'naviy firibgarliklar ham bor. U nima u ma'naviy firibgarlik deysa, birinchi o'rinda birodarlar yolg'on xabar, yolg'on ma'lumotlarni tarqatish. U bo'lib ketibdi, bu bo'lib ketibdi. Hozir ko'ring, tez ko'ring. Ko'rmasangiz ziyon qilasiz.
Ko'rmasangiz afsuslanasiz, kiring deydi. Kirsangiz u haqida gapami yo'q, so'zami yo'q. U mavzu umuman boshqa, bu mavzu boshqa narsa. Ammo nima degan? Tez ko'ring deydi. Yo tezroq ko'ring, yig'laysiz. Yig'lamaslikka chidalsangiz ko'ring. Mana shunga qangi yolg'on ma'lumotlar, yolg'on xabarlar bugun internetni birodarlar bosib ketdi. Ha? Masalan, yaqinda birodarlar masalan biz shu diniy sohada xizmat qilamiz. Diniy sohadagi yangi ma'lumotlar albatta birinchi shu sohani xodimlariga keladi, to'g'rimi? Tadbirkor bilan shug'ullansiz, tadbirkorchilikdagi eng so'nggi yangiliklar sizda bo'ladi, menda bo'lmaydi, u to'g'rimi? Domla eshitdingizmi, muftiy bo'shabdilar. Muftiy bo'shabdi, yangi bo'pti muftiy deyapti. Qayerda desa, internetda muftiy bo'shallar deb xabar tarqagan ekan. Ko'p odamlar bunga ishonib, "Ey muftiy bo'shabdilar, palon kishi o'rnilariga bo'pti." Hatto diniy idora rasmiy ma'lumotnoma bilan chiqdi, "Bu yolg'on gap bu, ishonmanglar" deb tafsilotlarni yoritib berdi. Bunga o'xshagan misollar birodarlar juda ham ko'p. Endi shularni gapini gap qilib odamlar gapirib ham yuradi oramizda. Yolg'on ma'lumotlarga ishonib shularni odamlarning ichida tarqatadigan odamlar ham bor. Alloh taolo o'zining kalomida marhamat qiladiki, "Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ey mu'minlar, ey iymon keltirgan zotlar, agar sizlarga biror fosiq kimsa xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biror qavmga aziyat yetkazib qo'yib, keyin qilgan ishlaringizga pushaymon bo'lmasligingiz uchun u xabarni aniqlab tekshirib ko'ringiz deb Alloh taolo Hujurat surasida marhamat qiladi. Bir fosiq odam xabar yetkizsa, u xabarni fatabayyanu, tekshiring uni. Nimaga tekshiring? O'zingiz bilmagan holatda biror bir qavmga azor, aziyat yetkazib qo'yishlikdan saqlanishlik uchun uni tekshiring. Alloh Qur'onda aytayapti, har kimning gapiga, har kimning so'ziga birodarlar ishonib ketmang. Kimdan qanaqangi so'z esiz, uni tekshirib ko'ring. Qani shuni gapini olsa bo'ladimi? Gapini gap qilsa bo'ladimi? Qayerdan gapiryaptimi? Osmondan olib gapiryaptimi? O'zi to'qib chiqaryaptimi? Uni birodarlar tekshirib ko'rishlikka Xudo buyuryapti. Agar shunaqangi qilmasak nima bo'ladi? Tekshirmasak uni o'zimiz bilmagan holatda yolg'on ma'lumotlarga ishonib ba'zi bir kishilarga birodarlar azor, aziyat yetkazib qo'yishligimiz hech narsa emas. Mana shu joyda muhtaram birodarlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadis shariflarini aytmoqchiman. U zot aytadilarki, "Kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Kishini yolg'onchi ekanligiga kifoya qiladi eshitgan har qanday so'zini gapirib yuraverishligi degan ekanlar. Eshitgan har qanday so'zini gapirib yurishlik insonni yolg'onchiligiga kifoya qiladi o'sha. Yolg'onchi, mutaham, kazzob ekanligiga kifoya qiladi eshitgan gaplarda hammasini gapirib yurishlik. Palonchi udibdilar, pistonchi udibdilar, mana shunaqa ekan deb eshitgan gapingizni gapiraverishligingiz yolg'onchiligingizga birodarlar kifoya qiladi. Kazzob mutahamchilikka shuni o'zi birodarlar yetarkan. Eshitgan hamma gapni ham gap qilib odamlarga tarqatib gapirib yuraverishlik. Yana muhtaram aziz birodarlar, ana shu internet tarmoqlaridagi ma'naviy firibgarliklardan biri odamlarning obro'larini to'kish va ularni bir-birlariga gijgijlash, mo'min musulmonlarning bir-biriga qayrashlik
küçüyüp ketkenliği. Obro'sizlantirish bugünlük günde adamlarda obro'sizlantirish juda ham oson, sharmanda qilish juda ham oson bo'lib ketdi. Ayniqsa ahli ilmlarda da. Gapini yarmini kesib oladi. Boshqa joyda bir boshqa mavzuda gapirgan bir gapini kesib oladi-da yarmiga umuman boshqa mavzuda boshqa joyda gapirgan gapini qo'yib turib mana deydi domla bir-biriga qarshi gap gapiryapti deydi. Yoki hali Namanganga o'qishga bordim-ku. Malaka oshirganim bordim. Shu Namanganga malaka oshirganim borsa endi ko'cha-ko'yda yursangiz ham yurish turishingizda odamlar bilib olishi mumkin bu ahli ilm ekan, yo bu ahli Qur'on ekan, bir din diyanetga aloqador odamni bilib olish mumkin masalan, yurish turishidan, o'zini tutishidan. Shu haligi asrdan keyin ibtollikgacha o'sha yonboshda yangi ochilgan masjidni oldidagi bir afsonalar vodiysi mi narsa degan bog' bor ekan. O'sha qorilar, ahli ilm sheriklar bilan kir degandi, kirib, ayna tirpir narsalarni otib. Biz ham ahli ilm bo'lsak ham odammiz endi, to'g'rimi? Farishta emasmiz. O'g'irlik qilgani yo'q, buzuqlik qilgani yo'q, to'g'rimi? Otib turib, shu nima qilsang, bir birodarimiz innamasdan teskari ketib, aqa borib turib olibdi. Keyin biz ham orqasidan keyin bordik. Borib, ketib desak, ikkita jipiriq ballar videoga olyapti ekan orqamizdan mana domlalar deb. Shuni eshitib qolib ketibordim, taqsir deydi. Ko'ryapsizmi? O'shani olib turib, xolagancha montaj qilib, xolagancha ishlovlarni berib qora qilish juda ham oson. Buni birodarlar guvoh bo'lib turibmiz-ku. To'g'risi odamlar hayron bo'laman. Shu dinga xizmat qilib turgan jonkiyar fidokor domlalarimizni birodarlar rasmlarini karikatura qilib, masxara qilib, ishlab montajlarni qilib tashayapti. Bular saroy mullasi deb haligi vaynilarni formalarini kiygizib, aynan zidachoylarni qo'yib, palkovnik imom, vaynni imom deb mana shunaqangi qilib masxaralar qilib tashlayapti-da, bular xudodan qo'rqmasmikin bu odamlar? Man ahana aliman, kim bir olimni xo'rlasa, u mani xo'rlabdi. Kim mani xo'rlasa, xudoni xo'rlabdi deganlar. Ahli ilmni xo'rlash payg'ambari xudoni xo'rlashi birodarlar. Kim olimni, ahli ilmni hurmat qilsa, u payg'ambarni hurmat qilgan bo'ladi-yu. Birodarlar, kim ahli ilmlarni shu diniy sohada xizmat qilib turgan kishilarni obro'sizlantirishga harakat qilsa, bu kishilarni orqasidan yolg'on yashiq gaplar, ma'lumotlar tarqatsa, bilib qo'ysinki birodarlar, qiyomatgacha o'shanaqangi odamlarni zurriyotidan ahli ilm chiqmaydi. Ahli Qur'on chiqmaydi. Qorilar, olimlar hech qachon chiqmaydi. Qarang, bu odamlar xudodan ham qo'rqmaydi-da. U kofir mushriklarga ham kerak bo'lsa, bu darajada qattiq turmaydi-da bular. Nimalar qilyapti? U bilan ishi yo'q, lekin domlalar bilan ovora. Ertalabdan kechgacha Abror Muxtor Ali usan, busan, palonsan, pistonsan, shukrullo odamlar usan, busan, faqat mana shunaqangi. Ertalabdan kechgacha shu domlalarni birodarlar obro'sizlantirish bilan ovora. Endi shularga ham hisob bersin. Alloh tavfiq bersin. Agar tavba qilmasdan shu holatda o'lib ketsa birodarlar, bularda oxiri yomon. Abu Lahab, Abu Jahl laqangi azoblarga mubtalo bo'ladi bu badbaxtlar agar qaytmasa bu ishidan. Shuning uchun aziz muhtaram birodarlar,
mana shunaqangi fitnalardan ogoh bo'laylik, bilib bilmasdan shu fitnalarga aralashib qolishdan Alloh taolo siz bilan bizni o'zi asrasin. Qiladigan boshqa ishimiz yo'qmi birodarlar? O'zimizni kamchiliklarimiz qancha? O'zimizni to'g'irlaydigan, o'zimizni isloh qiladigan kamchiliklarimiz birodarlar qancha qancha? Shu bilan band bo'laylik. Kim birovlarning aybi bilan shug'ullanadi? O'sha domlalarning aybi bilan shug'ullanib, domlalarning xatosini topib, faqat domlalarning cho'pi bilan kovlaydiganlar u qanaqangi odamlar bilasizlarmi? O'zini aybini, o'zini xatosini umuman ko'rmaydigan odamlarda ular. Chunki payg'ambar alayhi salot va salom nima deganlar? O'z ayiblari bilan mashg'ul bo'lib o'zgalarning ayiblaridan ko'z yumgan kishiga jannat bo'lsin, xush bo'lsin deganlar. Hamma o'zini o'zi aybini isloh qilish bilan ovora bo'lsa, boshqaga vaqt yo'q-ku. Men o'zimni to'g'irlasam, o'zimni kamchiligimni, o'zimni islohimni harakatida bo'lsam, qanday bu kishiga vaqt ajrataman? Yo bu o'zini ishi bilan, o'zini kamchiligini to'ldirish bilan band bo'lsa, ovora bo'lsa, menga vaqt topolmaydi u. Shu joyda birodarlar, gapim oxirida imomi Karizi degan bir kishini bir arabiy baytlari bor ekan. Ana shuni birodarlar aytmoqchiman. Ara kulla insanin yara ayba ghayrihi va ya'ba anil aybi allazi huwa fihi. Hamma odam ko'ramizki boshqaning aybini ko'rayotganini ko'ramiz. Bu gapni tagida ancha gap bor. Biz odamlarni ko'ramiz boshqalarning aybini ko'rayotganligini. Nima demoqchilar? Bu birovning aybini ko'ryapti, bu aybini ko'layapti. Biz ham uni ko'ryapmiz. Shu birovning aybini ko'lab turganlik aybini biz ham ko'ryapmiz. Qarang, u shoirlar, u zotlar shunaqangi yozarganda. Ara kulla insanin yara ayba ghayrihi. Biz hamma odamlarni ko'ryapmizki, ular boshqaning aybini ko'ryapti. Boshqalarning aybi bilan mashg'ul bo'lyapti. Va yag'ma anil aybi allazi huwa fihi. O'zidagi ayblarga esa u ko'rlik qilyapti degan ekanlar. Boshqani aybiga ko'zi ochiq, boshqani aybini ko'zi ko'raveradi. Lekin o'zini aybini ko'raman desa, o'zini ko'zi ko'r. Aybini ko'raman desa, o'zini aybini ko'rgani ko'zi ko'r. Boshqani aybini ko'rgani ko'zi ochiq. Faqat birovni ko'radi-da. Faqat o'sha domlalarni ko'radi. Faqat birovni aybini ko'radi xolos. O'zini aybiga kelganda uni ko'zi ko'rma misoli. Shuning uchun muhtaram aziz birodarlar, kelinglar, u nima qilamiz? Birovlarni aybini kovlab, birovlarni qiyomat kunida siz bilan mendan so'ramaydi-ku. Sen palon kishini ayblariga, xatolariga sen javob berginsan demaydi-ku. To'g'rimi? Sen o'zingga javob bergin. Umringa, vaqtingga, yoshligingga, hayotingga javob ber deydi. Nima bilan band bo'lgansan? Desa, ha, palonch domlani kommentariyada yomonlovdim. Haqoratlovdim. Yo bo'lmasa palon domlani bir aybi bor edi, shuni men ko'rganim, shu kommentariyalarda yozib, fikr bildirishlarda o'tiravdim deydimi? Birodarlar, bu qo'qib ketyapman men gohida haligi domlalarni ma'ruzalarini tagidagi fikr bildirish kommentariya deydimi, shekka kirib qolsam odamlar umuman qo'rqmayapti domlalar haqida. Nimalar deyapti bilyapsizlarmi, o'qiyapsizlarmi? Aytgani xijolat bo'lyapti, aytgim kelyapti, aytgani xijolat bo'lib ketyapman. Qo'rqmasdan nagli mashhur domlalar, dinga xizmat qilib turgan domlalarni o'sha priyamo efirlarida, jonli muloqotlarda palonchi eshak, qarang,
falancı eşek diye kohmasın diye ahli ilim diye damlaniye şuna deysem mi bedbaht nima paxtachi imomlar deydimi juda ham ko'p yana zur vahlayni olsaman birodarlar aytmasam bo'lmaydi bu ba'zi bir tashkilotlarga ham qoil qolmaysan odam qo'rqmasdan birodarlar o'zini ham basharasini ham ko'rsataveradi chiqib bemalol xalqqa o'zini ko'rsatib turib o'zini ko'rsatib domlalarni ochiq oydin yomonlab haqorat qiladigan odamlar bularga bir birorta odam birorta tashkilot bir chora ko'radimi yoki yo'qmi hatto muftiy hazratlarni ham chiqib o'tirib gapiradi shetda yashaydi bu bir chora ko'riladimi uni odamlarga uni tarafdorlari ham ko'p palonchi aka qoyil zo'r ответ qilibsiz boplabsiz palon domlani mot qilib tashlabsiz shunaqangi videolaringizdan ko'paytiring qaqa qarab ketyapmiz birodarlar buxoriylar chiqqan termiziylar chiqqan burxoniddin marg'iloniylar chiqqan bahovuddin naqshbandiylar chiqqan yurtni farzandlari bugun ahli ilmlarini qoralab ustidan so'kaydigan holatga keldingmi birodarlar yig'lashimiz kerak emasmi bu holimizga yig'lashimiz kerak emasmi birodarlar o'shaning uchun birodarlar bugun men ko'p aytyapman o'sha ilgarigidaqangi ulug'lar zotlar nimaga chiqmayapti xalqimiz ahli ilmlarni hurmat qilmay qo'ydi bemalol o'rtog'iga gapirmaydigan gapini ham domlalarga yozyaptimi qanday kutasiz bu haftdan birodarlar yana o'shanaqangi zotlar chiqishligini bu bittasi yana bitta haligi o'zi rossiyada yasharkanmi badbaxt necha millionta obunachisi bor ekan faqat ikkita gapidan bittasi so'kinish qolgani ham haqorat ekan yaxshi gap yo'q ekanda faqat so'kinib gapirar ekan faqat haqorat tushunyaptilar yoshlar tushunib turibdi hammani chiqib olib so'kib muhokama qiladi hatto prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham qolib ketmaydilar u kishini ham gapirib Shavkat aka palondaqa deb behurmatlik qilib u kishining haqida ham bo'xton tuhmatlarni yog'diradi yaqinda birodarlar kuni kecha internetga kirsam bir bugungi kunda eng mashhur bir taqvoli domlalarimizdan bittasini videosini muhokama qilyapti sen kimsan og'zingdan adi kirib badi chiqadi iflos bir jinsini o'zgartirgan haromxo'r bilan intervyu olgan sen kimsan o'zi tushunyapsizlar-a jinsini o'zgartirgan translardan borib o'tirib olib intervyu oladigan bala og'zing ham harom vujuding harom najassan o'zisan nas bosib ketgan odamsanu domlani videosini qo'yib ikkita gapirgandan keyin domlani gapini o'chirib turib palonchi aka buna deyapsizu qayerdan olib gapiryapsiz kallangiz ishlamaydimi u bu deb domlani gapini muhokama qilib endi shunaqangi haqoratlab tashlayapti birodarlar qo'yaverasiz kim ularga chora ko'radi birodarlar endi mayli u xudo urib qo'ygan u badbaxti tushunyapsizlar-a yoshlar kimligini bilyapsizlar-a o'sha jinsini o'zgartirgan o'zi erkak kishi bo'lgan rossiyaga borib olib jinsini o'zgartirib olgan xudo urgan bitta xunasa bilan intervyular olib chiqadigan savol javob berib billa sigara chekib o'tirib deydigan bala domlalarni qoralayapti rahmatullo qora aka qolmabdilar ustoz rahmatullo termiziy ali solixon domla yana kim avrom muxtor ali hammani video qilib ma'ruzalarda xato topib qoralab o'tiribdi videolarda ko'rsangiz bari o'shanaqangi buzuq xonalarda so'kingan boshqa qilgan
O'shana qangi jinsini o'zgartirganlar bilan intervyu olgan videolari ham orada turibdi. Endi mayli, uni qo'ying endi, mayli. Endi uni obunachisini qarangda. U o'zbekcha gapiradi. U o'ris yoki bir chorchot yoki bir yevro unga obuna bo'lmagan, a'zo bo'lmagan uni kuzatmaydi. O'zbeklar kuzatarkan. Uni obunachisi necha mingga yetib ketibdi. U nima TS chiqib turar ekan, millionmisha? Yo 1000 deganim YouTube'da. Millionga yetibdi endi obunachisi. Endi bu badbaxtni bu kommentariyalarda bir so'kib yoki duoibad qilib buni qarg'agan mo'min musulmonlar ham bormikin deb shunday kirsam, palonchoqqa ona boplabsiz, ona yedirib yuboribsiz, ona yorib yuboribsiz deb kommentariya yozganda qo'llab-quvvatlayaptida. Yana bunaqangi videolardan palonchoqqa kutib qolamiz. Nima? Ayparasini chiqarib tashlang. O'zbekcha yozyapti, o'zbekchada o'qiyapman birodarlar. Ana shunaqalarni ko'ramiz, o'shunaqalarga like bosamiz, o'shunaqalarga kirib kommentariya bildiramiz. Internetga kiring, birinchi o'rinda kelib chiqadigan narsa qaysi gapni so'zni yozsiz, diniy narsa emas, o'shunaqangi dunyoviy bema'ni bekorchi narsalar birinchi o'rinda chiqib keladi. Nimaga? Eng ko'p o'sha narsa ko'riladi-da. Qaysi narsa ko'p ko'rilsa, birinchi o'sha narsa chiqib turadi fonga. Biz nima qilamiz? Bir ahli ilmni mana sohbatini qo'ysa, darrov 100 ta zo'r degan bo'lsa, 100 tani ichidan 15 tasi deydi, yo'q, bo'lmapti deydi. U mayli, gapda xato bo'lishi mumkin, ha? Ba'zi bir odamni gapi ba'zi bir odamga yoqmasligi mumkin. Bitta gapni to'g'ri men o'qib beraman, chiqib bu kishi o'qib beradi. Ikkovimizga ham bir xil. Lekin mani gapim sizga yoqmasligi mumkin, bu kishiniki bu shu, masalan. Unga mayli deysiz. Qur'on o'qigan qorilarni videosini qo'ysa ham, o'shanda ham bizdagi bor, bo'lmapti buni YouTube'da olib tashlanglar, yo'qotinglar, bu kerak emas. Qarang, bu qachondir birodarlar, ahli ilmlarni, ahli Qur'onlarni, diniy sohodimlarni qachon ko'taramiz birodarlar? Qachongacha bular topdaymiz? O'risni vaqtida, o'ris bostirib kelgan paytda 70 yil mustamlakachilik, xudosizlik davrida qorilarni, olimlarni ko'ksidan otgan, Ukrainaga quloq qilib jo'natib yuborganlar, bizni buvomiz o'sha yerda qolib ketgan ekanlar deydi bir kishi. Palon kishi palon joyga o'tib ketgan ekanlar o'ris ta'zik kuchayganda. Mana o'sha Makka, Madina, Afg'onistondagi ba'zi bir o'zbeklar qayerdan borgan? Aksarlari o'sha o'ris davrida ahli ilmlarga, qorilarga, din ahllariga ta'zik kuchaygandan keyin hammalari ketgan. To'g'rimi? Jonini saqlab qolish uchun ketgan o'shalar. Mana Qo'qondagi o'sha markaziy stadionni svetoforidan aqib o'tsangiz, Benazirni svetoforiga qarab yurishda chap qo'lda Tepaqo'rg'on qabristoni bor. Shu buvamiz aytadilarki, Qo'qondagi tamomiy qori olimlarni o'ziga o'ris go'r kovlab kizib turib chuqur. Kovlab bo'lgandan keyin tepadan turib ko'ksidan otib ushakka ko'mgan. Shu ulug' joy o'sha yerda Tepaqo'rg'on qabristoni. Demoqchi bo'lganim, shunaqangi qilib xorlagan boshqaga. Endi birodarlar, islomga erkinlik berildi. Din diyonatga erkinlik berildi. Ahli ilmlarni davlatimiz alhamdulillah bugun hurmatlab ko'kka ko'taryapti. Hokimiyatdagi yig'ilishda ham hokimda oldida kim o'tiribdi? Imom domla o'tiribdilar. Yurtboshimiz oldida kim o'tiribdilar? Muftiy hazratlar o'tiribdilar. Maslahat bering deb. Shunday ko'taryapti-yu, biz xalqqa qarab ketyapmiz birodarlar. Qaysi tarafga qarab ketyapmiz? O'zligimizni anglamayapmiz birodarlar. Endi men bu haqida gapirsam juda gap ko'p, kuyunib gapirgim kelyapti-yu, lekin vaqtlar qisqa. Mana ham
ko'p tahdidlarga ham uchrayapman. Qana tahdidlarga? Palon soatda tugat. Palon soatdan ma'ruza qil deyapti. Kim aytibdi? Xalq oramizdan aytibdi. Bular bor-u, gapining domla, yetkizing gaplarda xalqning ko'zini oching deyapti bular. Bularchi ichimizda o'tirganlar. Palon vaqtda boshlaysan, palon vaqtda tugatasan, xalqqa zulm qilyapsan, tugat gapingni boshqa qil deb tahdid qilyapti-yu. O'shaning uchun endi gapni tugatib qo'ya qolay. Ha, ertaga mana bu yerda muhokamalarda turmaylik biz ham. Alloh hammamizga o'zi tavfiq ato qilsin, hammalarimizga Alloh o'zi insob bersin, tavfiq bersin. Ilmda ahli ilmlarni qadriga yetishlikni Alloh hammamizga o'zi nasib aylasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.